Merhabalar, Gündüz Grubun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ruken Mızraklı ile birlikteyiz. Bir yandan da baktım Ruken Hanım doğru olsun diye 3 titre, maşallah hoş geldiniz New York'a 3 titre ile birlikte ve çok güzel mesajlar verdiniz. Öncelikle geliş sebebinizi sizden direkt öğrenebilir miyiz efendim? Tabii, teşekkür ederim. Kolombiya Üniversitesi'nin daveti üzerine geldim. Kendileri benden erkek egemen bir sektörde, bir endüstride çalışan bir kadın olarak gelişmekte olan ülkelerde karşılaştığımız zorluklar, ne gibi yerlerden, aşamalardan geçtiğimiz ve bir girişimci olarak yaşadıklarımı öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşmamı istediler. Onun üzerine geldim. Dün akşam konuşmamı yaptım. Tabii Kolombiya Üniversitesi'nin şöyle özel bir yeri var. Biliyorsunuz Amerika'nın dördüncü sıralamada dördüncü önemli üniversitesi. Ama bunun dışında Barack Obama gibi birçok, Theodore Roosevelt gibi birçok başkanları içinden çıkaran ve saygınlığı çok yüksek olan bir üniversite. Dolayısıyla bu benim için de bir onur burada konuşma yapmış olmak. Ve öğrencilere kendi mesajlarımı vermek için verebilmek ve genç jenerasyonu biraz düşüncelerimizle eğer ilham verebildiysek onlara, özellikle kadınlara, genç kızlarımıza rol modeli olmak yolunda düşüncelerimi anlatabildiysem tabii ne mutlu bana diyeyim. Bu genç girişimciler ve bayan özellikle girişimcilere örnek olarak siz aslında Türkiye'de deri sektörünün geçmişi, geleceği, krizleri konusunu da işlediniz. Evet. Dediğiniz gibi bayan çoğunluğu olmayan bir sektör. Nasıl bir tepki aldınız? Yorumlar nasıldı öğrencilerden? Nasıl bir konuşma geçti ve akabinde sorular oldu mu efendim? Evet, evet, oldukça oldu ve zaten hakikaten yeni jenerasyona bayılıyorum. Hepsinin gözlerinde ışıklar var, meraklılar, cıvıl cıvıl soruları var. Artık günümüzde data, bu big data dediğimiz şey o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki görüyorsunuz işte 500, bir dakikada 570 tane web sayfası kuruluyor. 2,5 milyon tweetler atılıyor bir dakikada. Yani dünyada bu informasyon yoğunluğu sayesinde bence yaş olayı, ülkeler olayı, mekanlar olayı birbirini aşmış durumda. Yani Amerika'daki bir yerle Türkiye'deki bir yer veya Uzak Doğu'daki bir yer çok yakın etkileşimde olabiliyor. Şimdi ben mümkün olduğu kadar gençlere ayakları üzerinde durmaları için neler yapmaları gerektiğini ve kendi bir tezim var. Hep derler ya sevdiğin işi yap, onda mutlu olursun derler. Ben onları aksini düşündüğümü söyledim. Gerçekten mi? Evet, ben onlara dedim ki ben bu fikre katılmıyorum. Bu yeni bir motta. Neden? İşte sevdiğin işi yap, öyle başarılı olursun, öyle sevdiğin işte başarılı olursun. Benim hayalim böyle erkek egemen bir sektörde bütün erkekli ve resimleri de arka arkaya koydum. Yanımda bir tarafımda 8 erkek, bu tarafımda 10 erkek, aralarında tek kadın. Bütün işte açılışlar, kapanışlar, konuşmalar, konferanslar, seminerler dünyada da öyle. Yani İtalya'da ben konuşma yaptım. Hong Kong'da geçen hafta konuşma yaptım. Hep erkek egemen bir sektör. Özellikle tabakhane işinde de, yani deri işleme endüstrisinde dünyada ya bir ya iki kadın olduğumuzu düşünüyorum. Yani ikinci çok bilmiyorum ama hani temkinli olmak için iki global diyorum. Global anlamda dünyada yani bu deri sektörde işleme. İki bayan. Ama şey olarak tabii söyleyeyim, iş sahibi olarak, girişimci olarak, girişimci olarak. Evet. Firma sahibi olarak, ortağı olarak. Öğrenebilir miyim diğer ülkeyi? Almanya'da bir hanım bir var. Bir Alman, bir de Türk. Evet, Almanya aileden kalan bir iş var. Şimdi ben şuna inanıyorum. Bir şeyi azimle işin içine girmek, yani işte benim hayalim kalkıp deri sektöründe tek başına çalışmak, işte bu zor meşakkatli bir sektör, onun içinde olmak değildi ama bir şekilde girdikten sonra bir işe eğer siz orada ısrarcı olarak kalırsanız, çalışmalarınızla bir fark yaratmaya çalışırsanız, hakikaten ama bunu içtenlikle, kendi kalbinizi koyarak, tutkunuzu koyarak işe yaparsanız siz fark ediliyorsunuz. İş sizin çabalarınız, koyduğunuz farklar etraftan bir şekilde fark edildiğine çok inanıyorum. Ve bu çabalarla insana başarını getirdiğini düşünüyorum. Başarı gelince motivasyon geliyor. Hmm. Motivasyon gelince kendi kendine self development, güven. Kendi kendine geliyor. Kesinlikle. Ve yani bunlar görülüyor. Havada kalmıyor. Bu iş sahibi olsanız da olabilir veya bir yerde, bir kurumsal bir yerde çalışıyorsunuz da olabilir. İlle iş sahibi olmak şart değil bunun için. Onun için ben bir yerde
kalmak, sebat etmek, emek vermek, kendini o konuda geliştirmek, elinden geleni yapmak, elinden gelenin de fazlasını yapmak. Çünkü fark edilmek için bu lazım. Yoksa herkesin yaptığını siz yaptığınız zaman siz fark edilmiyorsunuz. Onun için ben çok diyorum ki ısrar edin, kalın. Başarı gelecek. Başarı gelince siz o işi zaten seveceksiniz diyorum. Ben de onu diyecektim. Azim, çaba, efor sizde zaten bir tutku ve sevgi, aşk yaratmış bu işinizde. Bence de %100 sizinle aynı fikirdeyim. Bu zor sektörde bir yandan da global krizlerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye de yansıyan bir global kriz vardı. Bunun sektöre yansıması ne oldu? Önlemler alındı mı? Neler alındı? Ve siz ne mesajlar verdiniz bu konuda da? Şimdi aslında şöyle, kriz geçen seneden beri var. Yani Rusya'dan kaynaklanan bu petrol fiyatlarının düşmesi, 110 evet. dolarlardan son derece 40 dolarların altına düşmesi Rusya'nın alım gücünü çok etkiledi. Ama bunun yanında bir de Çin'in yaşadığı devalüasyon var biliyorsunuz. Bunlar tüm dünyayı etkiliyor. Çünkü hakikaten her iki ülkenin de alım gücü son derece yüksek. Bunlar durakladığı zaman bütün büyük markaların, birçok büyük markanın müşterileri de bunlar. Bu ülkeler diyeyim size. Bu herkes bundan bir şekilde etkileniyor. Az etkilenen sektör var, çok etkilenen sektör var. Tabii deri sektörü de bunlardan etkilenen sektörlerden ama biz yeni pazarlar, sürekli işte fuarlar, yeni pazarlar arayışları içerisindeyiz. Bunun tamamen tabii bir ikinci bir Rusya'yı bir alıp da bir ona bir alternatif pazar aynı büyüklükte bulmak mümkün değil. Biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz 2016'yı sakin geçireceğimizi düşünüyorum. Ama 2017 ile birlikte inşallah şartların değişmesini umuyorum. Çok güzel mesajlar verdiniz ve umarım ben de aynı şekilde sizin gibi 2017-2018'de bunun tersine döneceğine inanıyorum, güveniyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Aynı zamanda ayağınıza ve ağzınıza sağlık. Çünkü çok güzel mesajlar vermişsiniz. Biz de bunları seyircilerimizle paylaşmış olduk. Sayın Rüken Mızraklı ile birlikteydik diyorum ve söz tekrar size İstanbul'a veriyorum.